BBN Türk Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Bugün 4 Kasım 2021 ve yeni günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme beklediklerini ifade etti. Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz dedi. Uluslararası kuruluşlar %9 tahmininde bulunsalar da biz yıl sonu itibariyle çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Hem büyüme hem de sorunların farkındayız mesajı verdi. Elbette büyük hedeflere odaklanırken burnumuzun dibindeki sorunlara da asla gözümüzü kapatmıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 zirvesine video mesaj gönderdi. Geçen sene salgın dolayısıyla birçok gelişmiş ülke aldığı sert tedbirlerle ekonomide kontak kapatırken biz böyle bir yola başvurmadık. Salgın nedeniyle küresel ölçekte yaşanan sıkıntıları halka yansıtmamak için tedbir aldıklarını belirtti. Her krizin aynı zamanda yeni fırsatlara kapı araladığı gerçeğine uygun şekilde felaket tellallarına prim vermeden, gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmadan Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da zirvede konuştu. Net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaları aktardı. Bizim amacımız 2053'e geldiğimizde ürettiğimiz emisyonlarla bu emisyonları yutacağımız bir sistemi, yani karbondötür dediğimiz bu noktada net sıfır emisyona ulaşacak adımları atmamız gerekiyor. Türkiye ile Amerika arasında ilişkileri düzeltmek için kurulacak mekanizmaların detaylarını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Kalın F-35 sorunuyla ilgili de değerlendirmeler yaptı. Suriye'ye olası operasyonda gündemindeydi. Eğer F-35 programı sorunu şu anda çözülemiyor ise o zaman bizim vakit kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Bunu F-16'lar üzerinden telafi etme yoluna gidebiliriz. F-35 konusunda gelinen son durumu açıkladı. Suriye konusunda Türkiye'nin kararlı tutumunu bir kez daha dile getirdi. Türkiye'nin güvenliği açısından bu konuda bizim tam bir kararlılık içerisinde olduğumuzu ve hiçbir tehditten asla gözümüzü sakınmayacağımızı, o tehlikelere karşı ülkemizi korumak için hangi tür operasyon olursa olsun bunlara her an hazırlıklı olduğumuzu da herkesin bilmesi gerekir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk-Amerikan ilişkilerinde gelinen son durum ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili soruları cevapladı. Roma'da gerçekleşen Erdoğan-Biden zirvesinin çok yapıcı geçtiğini belirtti. Sorunların çözümü için kurulacak mekanizmanın detaylarını paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Biden'la çok verimli, güzel, yapıcı bir görüşmesi oldu orada. Hem sadece süre olarak uzun değil, içerik olarak da, muhteva olarak da son derece güçlüydü. İki lider Türk-Amerikan ilişkilerini doğru bir stratejik çerçeveye oturtma konusunda da mutabık kaldılar. Bu çerçeveyi takip edecek, bunu bölgesel ikili konulara yansıtacak şekilde de bir mekanizmanın kurulması konusunda anlaşmaya varıldı ve bizlere de talimat verildi. Bununla ilgili Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda bu mekanizma en kısa zamanda kurulacak. Muhataplarımızla bunu görüşeceğiz, liderlerimize arz edeceğiz ve Türk-Amerikan ilişkilerinin olması gereken yerde bulunması için de bize verilen talimatlar çerçevesinde biz çalışmamızı sürdüreceğiz. S-400 konusunda Türkiye'ye çifte standart uygulandığını dile getirdi. Önceliğimiz F-35 programında kalmak dedi. Tabii bizim birinci tercihimiz F-35 programı içerisinde bulunmaktır. Yani katsa yaptırımlarından dolayı Türkiye'nin F-35 programının dışına çıkartılmış olması haksız, hukuksuz bir uygulamadır. Nitekim şimdi Amerikan Kongresi'nde biliyorsunuz S-400 alan Hindistan ve Avustralya'ya bir istisna getirilmesiyle ilgili bir yasa tasarısı gündemde. Bu konuşuluyor. Burada eğer mesele sadece tek taraflı olarak işte Rusya'dan ağır silah alan yahut yüklü miktarda silah alan ülkelerin yaptırıma tabi tutulması idiyse bu ülkelere neden istisna yapılıyor? Böyle bir kural yok idiyse Türkiye'ye neden bu yaptırım uygulanıyor? Bunu sormak da bizim en doğal hakkımız. Ve Suriye'deki gelişmeler, Kalın, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlama konusunda hiçbir tehditten korkmadığını dile getirdi. İhtiyaçlar çerçevesinde bunun hesapları silahlı kuvvetleri tarafından yapılır, istihbarat birimlerimiz tarafından yapılır.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'nın terör örgütleriyle işbirliğinin ve yaptırımlarının müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını söyledi. Bu konuları kapsayan ortak çalışma grubunun kısa sürede kurulacağını açıkladı. Bu kez teklifin Amerikan Başkanı Joe Biden'dan geldiğini belirtti. ABD'nin PKK, PYD-YPG ile işbirliği, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S-400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Amerika ile terör örgütleriyle mücadele ve S-400 konularının ele alınacağı ortak çalışma grubu kurulacak. Teklif bu kez bizzat Joe Biden'dan geldi. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Bu sefer bu teklif ABD tarafından, Biden tarafından geldi ve şimdi bu çalışma grubunun oluşturulması ve ele alınacak konuları arkadaşlarımızla diğer ilgili bakanlık ve kurumlarla birlikte çalışıyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. PKK ve YPG'nin aynı terör örgütü olduğu gerçeğini anlatmaya devam ediyoruz. FETÖ ile mücadelemiz aynı kararlılıkla devam ediyor. DAEŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesi olarak bu terör örgütüyle mücadelemizi de taviz vermeden sürdürüyoruz. Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün çözümün ön şartı olduğuna vurgu yaptı. Yunan-Rum ikilisinin aleyhimizdeki adımlarına sahada tereddütsüz cevap verdik, veriyoruz. Öte yandan diyalog çağrımız her zaman geçerli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin göç konusunda dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu belirtti. Ancak bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenemeyiz dedi. Sözü Afganistan'daki gelişmelere getirdi. Taliban'la aşamalı angajman, insani konularda destek ve uluslararası alanda aktif diplomasi izliyoruz. Kaldı ki uluslararası toplumun geneli de Taliban'la aşamalı bir angajman politikası uyguluyor. Tanıma konusunda ise aceleci değiliz. Sahadaki uygulamaları yakından takip ediyoruz. Sayın seyirciler, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tansiyon yine yükseldi. Tartışma bu kez Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank'la CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam arasında yaşandı. FETÖ'nün hesabını ver diyen İslam'a Bakan Varank çok sert cevap verdi. Sen ver FETÖ'nün hesabını. Tansiyonu bu sözler yükseltti. Bakan Varank ve CHP'liler arasında çok sert FETÖ tartışması yaşandı. Ben ailemden şehit verdim. FETÖ mücadelesinde ben şehit verdim. Terbiyesiz adam. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 bütçesi görüşülüyordu. Görüşmeler sırasında söz alan CHP Konya Milletvekili Abdülatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef aldı. AK Parti milletvekillerinin Erdoğan'ı kutsallaştırdığını öne sürdü. Bu sözler Bakan Mustafa Varank'ı çok kızdırdı. Bizim inanç anlayışımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılmaz. Sayın Abdülatif Şener, siyaset arenasındaki yelpazedeki yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış, bunu ifade etmek istiyorum. CHP'liler bizim değerlerimizde bir sorun mu var diyerek masalara vurmaya başladı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla siyaset yapıyoruz. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptığı için Sayın Kılıçdaroğlu'yla adının alınmasını istemiyor olabilir. CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'la olan FETÖ atışması da o anda başladı. FETÖ'nün hesabını sen ver FETÖ'nün hesabını. Ben ailemden şehit verdim. FETÖ mücadelesinde ben şehit verdim. Terbiyesiz adam. Tartışmaya diğer milletvekilleri de dahil oldu. CHP'li vekiller İslam'a, AK Partililerse Varank'a destek çıktı. Tartışma uzayınca Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verdi. Değerli izleyenler, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmalar sayesinde müsilajdan arınıyor. Deniz dibindeki biyolojik çeşitlilik ve oksijen seviyesi de buna paralel olarak artış gösteriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin kirletilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz dedi. Devam eden çalışmalarımızla Marmara Denizimiz her gün bir önceki günden
daha temiz hale geldi, gelmeye devam ediyor. Kötüye gidişatı bu anlamda durdurduk. Sevindirici haberi böyle verdi. Marmara Denizi müsilajdan arınıyor. Artık balıklarımız geri dönmeye başladı ve oradaki deniz dibindeki biyolojik çeşitlilik, biyolojik yaşam yavaş yavaş olsa da artıyor ve oksijen seviyesinde arttırma noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meclis Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. İklim değişikliğini müsilaja en önemli neden olarak gösterdi. Müsilajın oluşmasını sağlayan şey iklim değişikliği nedeniyle Marmara Denizi'ndeki artan sıcaklık. Müsilajın oluşmasına sebep denizdeki durağanlık. Müsilaj denizdeki oksijen ve canlı seviyesinin de azalmasına neden oldu. İleri analiz ve test çalışmaları sonucunda müsilajın tehlikeli bir atık olmadığı ve toksik özelliği göstermediğini tespitini yapmış olduk. Seferberlik sürecinde yaklaşık 11 bin metreküp müsilaj Marmara Denizi'nden bertaraf edildi. 2021 Haziran ve Eylül aylarında izleme çalışmalarımızı daha da genişleterek 700 kilometrelik tarama hattında toplam 441 noktada gerçekleştirdik. Yaz başında özellikle 15 ila 25 metrede soldaki grafiğe bakarsanız 15 ila 25 metrede görülen müsilajı Eylül ayında gözlemlemedik. Yaklaşık 11 bin metreküp müsilajı toplayarak kısa bir zamanda bertarafa göndermiş olduk. Ancak tüm bunlar yeterli değil. Bakan kurum net mesaj verdi. Bu yeterli mi? Değil. Marmara'nın sırtındaki kirlilik yükünü tamamen ortadan kaldırmadan kesin çözüme ulaşamayız. Bu da bilim insanlarımızın yine yapmış olduğumuz çalışmaların sonucudur. Aşılamada BioNTech'i tercih edenleri ilgilendiren bir haber var sırada. Bu kişilere yapılacak 3. doz aşının kapsamı bilim kurulunca belirlendi. Aşılamalar da başladı. İşte detaylar. Bilim kurulundan çıkan son karara göre 2 doz BioNTech aşısı yaptıran ve risk grubunda bulunan kişilere 3. hatırlatma dozu bugün itibariyle yapılmaya başladı. Daha önce 60 yaş üzerinde 2 doz BioNTech mRNA aşısını yaptırmış vatandaşlarımız 6 ayı doldurduktan sonra bugün itibariyle tekrardan aşılanmalara başladık. Bilim kurulu toplantısında 2 doz BioNTech yaptıran risk grubundakilere hatırlatma dozu yaptırılması kararlaştırıldı. Sağlık çalışanları ve kronik rahatsızlığı olan 18-60 yaş arasındaki vatandaşlarımız da gelip aşılarını olabilirler. Şu an risk grubu olarak sadece sağlık çalışanları bu işin içinde olduğu için onlarla başladı. Muhtemelen ilerleyen günlerde de duruma göre diğer çalışanlar da açılacaktır ama şu an için sağlık çalışanları sadece. Hatırlatma dozunun kapsamına şu an sadece sağlık çalışanları giriyor. Bu nedenle hastanelerde yoğunluk oluşmadı. Şu an daha çok yoğun değiliz ama illaki daha muhtemelen vatandaşlarımız yeni haber aldılar ya da randevularıyla alakalı şu an randevu almayla uğraşıyor olabilirler. Muhtemelen yoğunlaşacaktır. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir süredir gündemde dolaşan virüse inanmıyordu. Virüse yakalandı iddiaları ile ilgili sessizliğini bozdu. Hiçbir zaman virüs yok demediğini, mücadele yöntemini yanlış bulduğunu dile getirdi. Aşı konusunda kararının değişmediğini söyledi. Gözleri görmez, kulakları duymaz olan bir kısım medyanın bizimle ilgili böyle bir konuda haberi alır almaz hemen klavye başına oturup internet sitelerine haberi girmeleri ne kadar da manidar bir durumdur. Hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi. Evlerindeki son durumu anlattı. Beyza Hanım'ın sağlığı her geçen gün iyiye gidiyor. Biz diğer aile üyelerinin de sağlığımızla ilgili hiçbir problemimiz yok çok şükür. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın eşi Beyza Erbakan koronavirüse yakalandı. Yaşanan bu gelişme sonrası aile karantinaya girdi. Erbakan konuyla ilgili ortaya atılan iddialara tepkiliydi. Yaptıkları haberlere bakarsanız oğlumuza virüs bulaştığı için ailece karantinaya girmişiz. Öncelikle bizim oğlumuz yok. İki tane kızımız var. PCR testi yaptırmadıklarının altını çizdi. Virüse inanmıyordu, virüse yakalandı haberlerini de yalanladı. İyi de kardeşim biz koronavirüs diye bir şey yoktur demedik ki. Biz tam tersine evet böyle bir virüs var. Ancak sizin virüsle mücadele yönteminiz yanlış ve aldığınız tedbirler abartılı ve bilimsel değil dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz.
Salgın sürecinde aşının değil doğal toplum bağışıklığı yönteminin kullanılması gerektiğini bir kez daha dile getirdi. Aşı hakkındaki düşüncesinin değişmediğini belirtti. Gerek eşim gerekse bendeniz her geçen gün kalp krizinden ölüm ve görme kaybı gibi korkunç yan etkileriyle karşılaşılan faz aşamaları tamamlanmamış ruhsatsız bir takım sıvıları kendimize enjekte ettirmediğimize şükrediyoruz. Şimdiye kadar aşı olmadık. Bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz. İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir aile evde anahtarlarını unuttu. Üst komşusundan yardım istedi. Komşunun uyguladığı yöntem herkesin yüreklerini ağza getirdi. Allahu Ekber. Evde anahtarını unutan komşuları için kendi evladının canını hiçe saydı. Özoğlunu üçüncü kattan çarşafla aşağı sarkıttı. Allah! Allahu Ekber! Yürekleri ağızlara getiren görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda alındı. Bir aile anahtarını evlerinde unuttu. Üst kattaki komşularından yardım istedi. Çilingir çağırmak yerine akıl almaz bir yöntem hayata geçirildi. Allah! Allahu Ekber! Çocuğunun beline çarşaf bağlandı. Üçüncü kattan aşağı sarkıtıldı. Allahu Ekber! Herkesin yüreği ağzındaydı. Ancak onlar metrelerce yükseklikten sarkıttıkları çocuğa atla diye bir de tempo tuttu. Neyse ki çocuğa şans eseri hiçbir şey olmadı. Balkondan içeri girmeyi başardı. Mahalleli yaşananlara tepki gösterdi. İyi çözümler olması gerekirken işte atıyorum çilingir çağırmak ya da itfaiye çağırmak gibi şeyler varken insan kendi çocuğunu riske atması son derece saçmalık. Kastamonu'da da yaşayan Dadaylı ailesinin başı esrarengiz yangınlarla dertte sayın seyirciler. Evleri bir hafta içinde tam 5 kez yandı. Aile tedirgin, olası bir yangına daha fırsat vermemek için nöbetleşe uyuyor. Ellerinde hortumla geziyorlar. Acaba aşağısı mı yanacak? Acaba öbür oda mı yanacak? Elimde hortumla böyle geziyoruz yani. Ellerinde hortumla ne zaman yangın çıkacak diye bekliyorlar. Gece ya hiç uyumuyor ya da sırayla nöbet tutuyorlar. Dün gece uyumadık. Nöbetleşe yattık. İki kişi nöbet tuttu öyle yattık. Akıl almaz olayın adresi Kastamonu Kurusaray Köyü. Dadaylı ailesine ait iki katlı betonarme bu evde sürekli yangın çıkıyor. Bugün bu oda yandı. Az sonra yarım saat sonra yatak odası yandı. Çarşamba günü benim yatak odam yandı. Dün oturma odasındaki oda yandı. Bir de ayrıca samanlık yandı. Bir hafta içinde evin farklı odalarıyla samanlığı tam 5 kez yandı. Alevler neyse ki küçük çaplıydı. Aile fertlerince hemen söndürüldü. Ancak ev büyük hasar aldı. Aile yangınlardan arta kalan eşyaları zarar görmesin diye sokağa taşıdı. İlk yangının ardından akla yangının elektrikten kaynaklanabileceği ihtimali geldi. Evin hemen elektrikleri kesildi. Ancak fark eden bir şey olmadı. Yangınlar devam etti. Yani bunun elektrik bir arızasıyla bir alakası yok. Burada kablo ortadan tuş tutuşmaya başlamış. Yere akmış. Yani yerdeki sopayı yakmış. Oradan akan. Aile kendi imkanlarıyla esrarengiz yangınlara çözüm arayışına girdi. Köy meydanında bulunan yangın musluğundan eve hat çekti. Olası bir yangına anında müdahale etmek için adeta hazır ola geçti. Bu evde kalacağız ama hep uyumadan kalacağız. Zaten dün gece uyumadık. Nöbetleşe yattık. İki kişi nöbet tuttu öyle yattık. Onlara uyku haram oldu. Ellerinde hortumlarla ne zaman yangın çıkacak diye bekler hale geldiler. Yani elimizde hortumla aşağı iniyoruz, yukarı çıkıyoruz. 5 dakikada bir bütün aşağıdaki odalara bakıyorum, ağlara bakıyorum. O yanan samanların etrafına bakıyorum. Yukarı çıkıyorsun, 5 dakika sonra yine ister istemez yani. Çünkü adamı tüy veriyor, duramıyorsun. Acaba aşağısı mı yanacak? Acaba öbür oda mı yanacak? Elimde hortumla böyle geziyoruz yani. Mahallenin muhtarı da oldukça şaşkın. Bunların bir düşmanı yok bir şeyden şüphelense. Yani evlerinde böyle yaramaz bir çocuk veya kendileri Alzheimer hastası falan bir dengesiz bir insan da yok. Bu yangınları yapabilecek. Yani bu mantığımız kalmadığı bir şey yani kimsenin mantığı.
Evet, sırada ilginç bir kaza haberi var. İstanbul Tem Otoyolu'nda bir ticari taksi kaza yaptı. Buraya kadar normal, maalesef kazalar olabiliyor. Peki bunu ilginçleştiren, ilginç yapan detay ne diye soracak olursanız, kaza yapan taksiden sürücü dahil tam 10 kişi çıktı sayın seyirciler. 10 yaralı da hastaneye kaldırıldı. Kişi bir takside yolculuk yapmaya kalkıştı. Ancak sürücü kontrolü kaybedip akaryakıt tankerine çarptı. Bir şoför 10 kişi yaralandı. Kaza İstanbul Tem Otoyolu'nda meydana geldi. Bir taksi Edirne'den aldığı Afgan uyruklu kişileri İstanbul'a getiriyordu. Kontrolü kaybetti. Önünde ilerleyen akaryakıt tankerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere vurarak durabildi. Olay yerine gelen ekipler neye uğradığını şaşırdı. Ticari taksiden sürücü dahil tam 10 yaralı çıktı. Taksinin bagajında dahi yolcu vardı. Ekipler yolcuların taksiye nasıl sığdığını anlamlandıramadı. Taksinin önü paramparça oldu. Kullanılamaz hale geldi. Biri sürücü 10 yaralı hastaneye kaldırıldı. Ekipler hem taksi şoförü hem de kaza ile ilgili inceleme başlattı. Şimdiki adresin haberin adresi de Bilecik. Bilecik'te bir şahıs şov uğruna çatıya çıktı. Saatlerce elinde ekmek bıçağıyla aşağıya inmemek için direndi. Kendisine yardımcı olmak isteyen itfaiye ekiplerine ise taşla karşılık verdi. Şov uğruna çatıya çıktı. Kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerine taş attı. İlginç olay Bilecik'te yaşandı. Bir şahıs ailevi sorunlarını bahane etti. Eline ekmek bıçağı alarak inşaat halindeki bir apartmanın son katına çıktı. Adamı çatıda görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsı ikna etmeye çalıştı ama durum o kadar da kolay değildi. Neye sebebiyet vereceğini düşünmedi. Eline aldığı taşları gözünü bile kırpmadan metrelerce yükseklikten aşağıya fırlattı. Neyse ki taş itfaiyenin açtığı brandaya isabet etti. Bir elinde sigara, bir elinde de ekmek bıçağı vardı. Rahat tavırlarıyla şovuna devam etti. Ekipleri bir saat boyunca uğraştırdı. Ardından polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. Sırada yurttan ilginç görüntüleri derlediğimiz haber turumuz var. Parke taşlarına çarptı, takla atarak karşı şeride geçti. Dehşete düşüren kaza kameraya saniye saniye kaydedildi. Motosiklet üzerinde şoba kalkıştı. Bacak bacak üstüne böyle yolculuk yaptı. Onun haricinde herkesin yüreği ağzındaydı. Rahat tavırlarıyla diğer sürücülere pes dedirtti. Başka? Toparla kendini. Motosiklete arıza yapınca yolda kaldı. Çevredekilerin aklına bu fikir geldi. Motosikletle bir otomobili naylonla bağladılar. Öyle yolculuk yaptılar. Tekme, yumruk yetmedi. Cam şişeyle birbirlerine acımasızca saldırdılar. Öfkeden deliye dönen şahısları ayırmak kolay olmadı. Polis kavgayı bitirebilmek için dakikalarca ter döktü. Romanya'dan geldiler. Fuarda iş adamını böyle soydular. Hevesleri uzun sürmedi. İkinci işlerinde suçüstü yakalandılar.
okuldan dönüyordu. Bir anda köpeklerin saldırısına uğradı. Neyse ki şanslıydı. O anları gören bir kişi hemen köpeklere müdahale etti. Kayalıklarda mahsur kalan bu koyunu gördü. Bir an bile tereddüt etmedi. Ölmek üzere olan koyunu böyle kurtardı. Borunun içine sıkıştı. İmdadına itfaiye yetişti. Tamam yavaş, sağlam tut. Bakayım bir nasıl bir şey. Çıkarılır çıkarılmaz gözleri annesini aradı. Ekipler hemen yavru kediyi annesiyle buluşturdu. Yürek ısıtan o anlar kameraya da yansıdı. Baksana nasıl yemeye baksana, acıkmış hayvan. Kaç gündür içeride bu? Dünya evine giren kızını tekerlekli sandalyeyle damada teslim etti. Dokunaklı o anlar sosyal medyada gündem oldu. Sayın seyirciler, Türkiye genelinde döviz büroları yarım saatliğine kepenk indirdi. Eylemin nedeni sektöre ilişkin yeni düzenlemeydi. Düzenlemenin yeniden ele alınmasını isteyen sektör temsilcileri Danıştay'a başvurmaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapmıştı. Döviz büroları bugün saat 11.45 itibariyle bunu protesto etmek amacıyla kepenk indirdiler. Bu bizim sektörümüze yapılmış en büyük kötülük diyelim. Yönetmeliğe uymayan döviz bürolarının yetki belgesi iptal edilecek. Sektör temsilcilerine göre bu kaçak dövizcilerin işine yarayacak. İdam sehpasına gidiyorsunuz. Herhangi bir yaptığınız hatada, bilerek olmaz hata zaten, bilmeyerek yapılan hatalarda yetki iptaline kadar götürüyor. Bu tebliğdeki en büyük sıkıntı da bu kayıt dışının önüne geçmek değil, aksine kayıt dışının önünü açmaktır. Yeni düzenlemeyle sermaye yükümlülükleri de artırıldı. Halihazırda 1 milyon olan sermaye yükümlülüğü 5 milyona çıkarıldı. Sebebini bilmediğimiz bir şekilde. A grubundaki 5 milyon olan sermaye 10 milyona çıkarıldı. Bunun da sebebini bilmiyoruz. Nedir, ne değildir? Şirketin adresi değiştiğinde 1 ile 3 milyon lira arası harç ödeme şartı getirildi. Devir durumunda da aynı harç ödenecek. Şirket benim adıma kayıtlı ama ben şirkette hiçbir söz hakkım yok. Yani çocuğuma ya da babama devredemiyorum. Bunu devrettiğim zaman 4,5 milyon gibi para talebinde bulunuyorlar. Sektör temsilcileri değişikliğin iptali için Danıştay'a başvurmaya hazırlanıyor. Başvuru öncesi tepkilerini kepenk kapatarak dile getirdiler. Düzenlemenin yeniden ele alınmasını isteyen döviz büroları yaklaşık olarak yarım saatliğine kapatıldı. Tebliğde abartılmış noktalar var. Yani bizim kazanılmış haklarımızın elimizden alınmasını içeriyor bu tebliğ. Biz buna karşı bir kepenk indirme eyleminde bulunduk. Yani sesimizi duyurmak için, ama dediğimiz gibi dava süreci devam edecek. Kış yaklaştı. Özellikle sobalı evlerde elektrikli battaniye kullanımı arttı. Ancak bu battaniyeleri kullanırken dikkat etmek şart. İşte uzmanların uyarıları. Soğuk bölgelerde daha çok tercih ediliyor. Sobalı evlerde veya işte öğrenciler de çok kullanıyor bunu. Soğuk gecelerde imdada yetişiyor. Ancak yanlış kullanımı ölüme sebep olabiliyor. Bu devamlı yatakta kullandığı takdirde üründe sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yangında olur, kaçak akımdan dolayı her şey olabilir yani. İnsan vücuduna da zarar verebilir. Havalar soğudu, kış kapıya dayandı. Kışın özellikle sobalı evlerde tercih edilen elektrikli battaniyeler doğru kullanılmadığı takdirde tehlikeye yol açabiliyor. Yanlış kullandığı takdirde tehlike saçıyor. Yarım saat fazlası zarar. Her şeyi oluşturabilir yani. Peki elektrikli battaniyelerin doğru kullanımı nasıl olmalı? Bunların kullanımı şöyle. Yatmadan önce, yarım saat önce çalıştırıp, İki kademelidir, iki derecelidir bu. Hı hı. Ilık ve sıcak olarak. Bunu sıcak konumunda ilk yarım saat çalıştırıp sonra yatağa girip fişini çekmeniz gerekiyor. Fiş çekilmediği takdirde içerisindeki kablolar çok ısı alıyor. Yangına sebep olabiliyor. Bunların içindeki kablolar biliyorsunuz çok ince bir kablo. Bu kablolar 1,5 milim olanı var, 2 milim olanı var, 3 milim olanı var. Bu kabloyu en ince kullandıkları takdirde bu çok ısıya dayanamıyor. Akım oradan oluşuyor zaten. İnceliğe dayanamadığı için çabuk patlıyor.
Elektrikli battaniyelerin fiyatına değil kalitesine bakmak gerekiyor. Merdiven altı ürünler hayati risk taşıyor. Tabi bunlara şöyle merdiven altı ürünler de oluyor. Merdiven altı ürünlerinde kablolar ince oluyor. Tekrar ısı dereceleri malzemesi zayıf oluyor. O ürünlerde de problem daha çok yaşanıyor. Uzmanlar uyarıyor. Elektrikli battaniyelerin yarım saatten fazla fişte kalmaması şart. Ayrıca yıkanması ve ütü yapılması da tehlikeli. Bunun bir ön yüzü bir de arka yüzü var. Mesela kullanılması gereken yer şu kısım. Burada da zaten etiketi yazıyordur. Ön tarafı bu tarafa gelecek. Yarım saat öncesi çalıştırıp kullandığı takdirde bir sıkıntı olmaz. İstanbul Tuzla'da istihdam fuarı açıldı. Çok sayıda firma fuarda stand açtı. İş arayanların ilgisi ise sabahın erken saatlerinden itibaren yoğundu. Allah hayırlı ve uğurlu eylesin diyorum. Ya Allah, bismillah. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı Tuzla'da başladı. İş arayan binlerce kişi hayalleri için firmalarla bir araya geldi. Ben kimya mühendisiyim. Kendi alanımda iş arıyorum. Ben yeni mezun endüstri mühendisiyim açıkçası da. Şu anda aktif olarak iş arayışındayım. İstihdam Fuarı'nda çeşitli alanlardan yaklaşık 120 firma yer alıyor. Söyleşi ve etkinliklerle katılımcılara bilgi veriliyor ve bu sayede birçok kişiye iş olanağı sağlanması amaçlanıyor. Buradaki alınan bazen CV'lerin de daha sonra İK'ların fuar sonrasında da temaslarıyla beraber binleri bulabildiğini söyleyebilirim. Marina'da gerçekleşen fuarın açılışını Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Belediye Başkanı Şadi Yazıcı birlikte yaptı. Sonrasında standları gezdiler. Çok teşekkür ederim böyle bir hizmet verdiğiniz için. Tuzla İstanbul'un en yüksek iş potansiyeli olan ilçelerinden. Bölgede 5 farklı organize sanayi bölgesi ve dünyanın önde gelen lojistik şirketleri yer alıyor. 202 bin gibi çalışanın kayıtlı olduğu bir yer. Aslında 275-280 bin nüfusu olan bir ilçeyiz. Büyük fabrikaların olduğu bir bölge olunca çok çalışanın olması çok normal. Dışarıdan gelen çalışan var. Başkan Şadi Yazıcı özellikle genç nüfusun yanında olduklarını söyledi. 1,5 milyon insan her yıl iş istiyor Türkiye'de genç nüfusa sahip. Amacımız işverenle çalışanı buluşturacak platform oluşturabilmekti. Fuar hem işverenin hem de iş arayanların yüzünü güldürdü. Şimdi işverenlere soruyorsunuz, personel bulamıyoruz diyorlar. İşçilere soruyorsunuz, iş yok diyorlar. Bu platform, dördüncüsünü yaptırmış olduğumuz bu fuar aslında iki tarafın da isteklerinin karşılandığı bir buluşma noktası diyebilirim. Gayet talep yüksek. Birçok kişiyle görüştük şu an. Pazartesinden itibaren onları firmalarımıza davet edeceğiz. Daha yeni gezmeye başladım ama güzel iki görüşme yapma şansım oldu şimdiye kadar. Firmalar güvenlik, temizlik, üretim, bakım onarım gibi alanlarda personel bulmakta zorlanıyor. Mavi yaka anlamında çok fazla buraya geri dönüş alamadık açıkçası. Genelde beyaz yaka ile ilgili talepler alıyoruz. Bizim uzun zamandır yaşadığımız sıkıntı personel bulamama. Atıyorum bir 6 kişi lazım oluyor. Bir ay gibi sürede zor buluyoruz yani. Bir işveren olarak da hani burada sıkıntı yaşıyoruz. Tuzla Kariyer ve İstihdam Fuarı 6 Kasım'a kadar devam edecek. Güzel ilerliyor şu anda. 3 gün daha buradayız. Herkesin gelmesini istiyoruz. Özellikle iş arayanlar, yeni mezunlar. Herkes gelip iş başvurularını yapsınlar lütfen. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da 7'si çocuk 10 sivili katletmişti. Sonrasında ise olayın yanlış bir istihbarattan kaynaklandığı açıklanmıştı. Son yapılan tespit ise oldukça çarpıcı. Operasyondan sadece 2 dakika önce bölgede çocukların olduğu tespit edildi. Ancak buna rağmen operasyon devam ettirildi. ABD'nin Afganistan'da yaptığı skandal operasyonla ilgili tartışma bitmiyor. Bölgede çocukların bulunduğunun tespit edildiği ancak operasyonun buna rağmen devam ettirildiği ortaya çıktı. ABD Hava Kuvvetleri Afganistan'ın başkenti Kabil'de 29 Ağustos'ta operasyon düzenlemişti. Sözde terör operasyonunda 7'si çocuk 10 sivil hayatını kaybetmişti. Saldırıya ilişkin soruşturmada çarpıcı bir bilgiye daha ulaşıldı. Did find execution errors confirmed by confirmation or combined with confirmation bias.
Olayla ilgili soruları cevaplayan ABD'li Kor General Sami Said, katliamın yanlış bir istihbarattan kaynaklandığını dile getirdi. İstihbaratın yanlış olması bir yana, düğmeye basılmadan sadece 2 dakika önce bölgede çocukların olduğu belirlendi. Ancak operasyon buna rağmen durdurulmadı. Yani Amerikan ordusu çocukların öleceğini bile bile saldırıyı gerçekleştirdi. The recommendations are unique to this type of strike, which again is very time. Tüm bunlara rağmen ABD operasyonda herhangi bir kanunun ihlal edilmediği görüşünde ısrarcı. Saatler önce havalimanına yapılan terör saldırısı nedeniyle yapılanların makul olduğunu savunuyor. Bir başka deyişle 7 çocuğun katledilmesi ABD açısından kanunlara uygun. Evet, saatimiz 20.05'i gösteriyor. Kısa bir ara veriyoruz. Dönüşte buradayız. Haberin yeni adresi Birlik Beraberlik noktasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Arjantin'de bir akrobasi uçağı gösteri yaparken hızla irtifa kaybetti. Metrelerce yüksekten yere çakıldı. 3 mürettebat ve sokaktaki 2 kişi korkunç kazadan yaralı olarak kurtuldu. Rusya'da ise düşen kargo uçağındaki 8 mürettebatın hepsinin öldüğü belirtildi. Gökyüzünde süzülüyordu, bir anda yere böyle çakıldı. Korkunç kaza Arjantin'in Córdoba eyaletinde meydana geldi. 2 akrobasi uçağı gökyüzünde uçuş yapıyordu. Uçaklardan biri hızla irtifa kaybetti. Metrelerce yükseklikten bir anda yere çakıldı. Uçak yerleşim bölgesindeki bir sokağa düştü. Uçaktan fırlayan parçalar 2 kişiyi yaraladı. Uçakta biri pilot, toplam 3 kişi vardı. Onlar da kazadan yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Rusya'da ise Belarus'a ait bir kargo uçağı radardan kaybolmuştu. Uçağın bir köy yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü tespit edildi. Hemen arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uçağın enkazına ulaşıldı. Ekipler kazada 3 Belaruslu, 3 Rus ve 2 Ukraynalı'dan oluşan mürettebatın hepsinin hayatını kaybettiğini belirledi. Amerika'nın New York kentinden gelen akıl almaz görüntülerle devam edelim bültenimize. Bir saldırgan ateşlediği Molotov kokteylini marketin içine fırlattı. Market bir anda cayır cayır yanmaya başladı. İçerideki 2 kişi ise yanmaktan bakın nasıl kurtuldu. Elindeki Molotov kokteylini fırlattı. Market bir anda alevler içinde kaldı. 2 kişi alevlerden güçlükle kurtuldu. Görüntüler Amerika'nın New York kentindeki bir marketten. Bir saldırgan marketin kapısını açtı. Bir anda içeriye yaktığı Molotov kokteylini fırlattı. Marketin camlı buzdolabı alevler içinde kaldı. Cayır cayır yanmaya başladı. İçeride 2 kişi vardı. Biri alevlerin arasından kaçmaya çalıştı ancak bir anda yere kapaklandı. Hemen kendisini toparlayarak hızla marketi terk etti. Diğeri ise rafların üzerinden atladı. Dışarı çıkmayı başardı. O sırada saldırgan ikinci molotofu atmaya hazırlanıyordu. Tam atacağı sırada bir kişi engel oldu. Elinden düşen Molotov kokteyli yerde alev aldı. Park halindeki araca doğru yayıldı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı yaşanmayan saldırıda bir kişi hafif şekilde yaralandı. 38 yaşındaki saldırgansa gözaltına alındı.
Şimdi de kameralarımızı Kolombiya'ya çeviriyoruz. Pandemi nedeniyle ülkede artan öfke ve bastırılmış duygularla başa çıkmaya çalışan yetkililer ilginç bir uygulamaya imza attı. Başkent Bogota'da stres atmak için stresten arınma evi kuruldu. Bakın ortaya nasıl bir görüntü çıktı. Özel kıyafetler giydiler, önlerine geleni kırdılar. Görüntüler Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan. Ülkede toplumsal travma devam ediyor. Covid-19 salgını sürecinde ülkede öfke de, bastırılmış duygu da arttı. Kolombiyalı yetkililerin psikolojik kaosun önüne geçmek için attığı adım oldukça ilginç. Öfkesini atmak isteyenler için stresle mücadele evi kuruldu. Eve gelenlere önce özel kıyafetler giydiriliyor. Ziyaretçiler daha sonra ellerine verilen tabak ve sert cisimleri duvara atarak kırıyor. Stresle mücadele evinden kameraya işte bu ilginç görüntüler yansıdı. Kimi de evdeki duvarlara yazı yazarak stresini atmaya çalıştı. Eve ilgi yoğun. Evet, önemli olan stresle mücadeleydi elbette. Bu akşam da birlik beraberlik noktasındaki birlikteliğimizin sonuna geldik. Birazdan İstanbul stüdyosuna gideceğiz ve isimsiz programıyla Gülay Özlem sizlerle birlikte olacak. Konukları Acı Badem Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Alper Bilgili, 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Zafer Duygu olacak. Evet, başta yönetmenim Duygu Genç ve tüm ekip arkadaşlarıma ve siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Yarın akşam ana haber bülteninde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.